Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Tabii ki dünyanın gözü şu anda Lübnan sınırında, İsrail Lübnan sınırında ve Gazze'de. Yüksek ses oradan geliyor. Yani büyük savaş, büyük katliamlar, insan etnik temizlikler vesaire hepsi orada yaşanıyor. Suikastler, daha düne kadar dünyanın bölgeye yön veren adamların birdenbire bir bombayla ortadan kaldırılması veya bir helikopter kazasında yok olup gitmesi enteresan bir dönem yaşıyoruz. Bütün bunlar olurken Ukrayna Savaşı bile ki insanlığı bence en çok etkileyecek olan ve en çok risk oluşturan Ukrayna Savaşı bile bir şekilde yani gölgede kalmış gibi. Genelde İsrail'in içinde olduğu bütün tartışmalar yüksek sesli olur. Çünkü biliyorsunuz o devletin dünya medyasında Fena halde güçlü bir lobisi de var. Bu nedenden dolayı Sudan'da yaşanılmakta olan gelişmeler nedense hep arka taraflarda kalıyor. Çünkü orada İsrail yok, onun müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri var. Orada Sudan halkının soykırımını ve Sudan'da yaşayan, Özellikle Darfur'da yaşayan Afrikalıların soykırımını önleyecek mekanizmalar güçlü değil. Birleşmiş Milletler zaten iflas etmiş bir grup. Orada bir soykırım devam ediyor El Fasher ve diğer şehirlerde. Fakat dünya hiçbir şeyden ilgilenmiyor. Gerçekten 21. yüzyılın bu dönemleri ilerideki tarihçiler çağı açısından bir vahşet çağı olarak adlandırılacak. Açık ve net söylüyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanılan vahşet sadece dört yıl sürmüştü. Bugün yaşanılan tüm vahşetler uzun sürüyor. Ve vahşetin sıradanlaşmasıyla karşılaşıyoruz. Etkilenmiyor insanlar artık. Gerçek anlamıyla etkilenmiyor. Yani diyorsun ki, Arkadaş Sudan'da şu kadar bir insanı geçen gün öldürmüşler ne dersin? Aa öyle mi olmuş diyor. O kadar. Başka hiçbir şey söylemiyor. Bu kadar basit. Bakın Sudan geçen yıl Nisan ayından bu yana iki grubun, iki askeri grubun çatışmasını yaşıyor. Ben bunu hiçbir zaman dikkat ediyorsanız iç savaş demedim. Niye? Çünkü iç savaş politik ve ekonomik nedenlerden veya bölgesel rekabetlerden bir toplumu oluşturan unsurlar arasında yaşadır. Allah göstermesin. Fakat bu savaş o toplumun içinde, bünyesinde devletin zafiyeti nedeniyle e, oluşmuş bir milis teşkilatıyla meşru ordu arasında devam ediyor. Yani Muhammed Hamdan Dagalo liderliğinde Birleşik Arap Emirlikleri ve kısmen Rusya tarafından desteklenen bir elebaşının kanlı katil ve tecavüzcü milisleriyle Sudan'ın ordusu arasında yaşanılan bir hesaplaşma. Tabii ki doğal olarak Sudan halkının büyük bir kesimi her ne kadar milislerin kontrol altında tuttuğu bölgelerde sesini çıkaramasa da meşru yönetimin ve meşru ordunun yanında yer alıyor. Şimdi ne yazık ki bu milisler savaşın başlangıç günlerinde ani ataklarıyla çok ciddi şeyler gerçekleştirdiler. Kontroller gerçekleştirdiler. Bunlardan biri de başkent Hartum oldu. Yani başkent Hartum çok ciddi bir şekilde milislerin kontrol altına aldığı bir bölgeydi. Şimdi Özellikle Mısır'dan güçlü bir destek aldığı ifade edilen Birleşik Arap Emirliklerine rağmen güçlü bir destek aldığı ifade edilen Sudan ordusu belki de şu anda net bir bilgi olarak söylemiyorum ama Abdülfettah El Burhan'ın sık sık Ankara'ya gelip gittiğini ve Türkiye'nin meşru Sudan yönetimine destek olduğunu bilerek ifade ediyorum. İhtimal Türkiye'den de giden yardımlar sayesinde nihayet Sudan ordusu büyük ölçekte bazı bölgelerde Darfur hariç durumu yavaş yavaş kontrol altına alıyor. Ama en son gelişme Hartum'da yaşandı. Başkent Hartum'da Sudan ordusu geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle büyük bir harekat başlattı. Ben bunu hemen sizlerle paylaşmadım. Biraz bakalım dedim. Cuma cumartesi. Nihayet pazara geldik ve bakıyoruz ki Sudan ordusu Hartum'un önemli bir bölümünü yeniden kontrol etme, milisleri dışarıya atma harekatını başarıyor. Bu milislerin geçtiğimiz Haziran ayında ele geçirdiği orduya ait, eski ordu, eski ordunun eski El Istiri Tagia kışlası civarında da savaş başlıyor. Ordu kaybetmiş olduğu kışlasını geri almak için büyük mücadele veriyor. Başkanlık sarayı çevresinde yoğun çatışmalar var. Hartum'un kuzey bölgesinde yoğun duman ve e, Omdurman kentine giden e, hatlarda veya yollarda yoğun çatışmalar var. Ordu Omdurman'a giden yol üzerindeki 3 stratejik köprüyü de havaya uçurmuş durumda. Ve iki taraf arasında da yoğun topçu ateşi var. Niye? Nereden buluyor bu kadar topu tankı? Hem Birleşik Arap Emirlikleri çat üzerinden Darfur'a sürekli asker yığına, askeri yığınak yapıyor. E, ordunun generali Yasir El uzun zamandır hazırlanılan bir plan yaşanıyor. Hedef bu milisleri önce başkentten sonra da her yerden temizlemektir demiş. Sudan ordusu kuzeydeki e, kadro bölgesini kontrol altına almış, milislerin ana lojistik yolları özellikle yakıt sağladığı Hartum rafinerisiyle ilişkilerini kesmişler. Bunlar e, faydalı gelişmeler, anladığım kadarıyla Hartum'u kaybedecekler ama bu ordunun bu yapısıyla, Sudan ordusunun bu yapısıyla sürekli Birleşik Arap Emirliklerinden mali destek ve askeri malzeme alan milisleri Darfur'dan söküp atması çok zor. El Faraj kenti kuşatma altında ordu orayı ayakta tutmaya çalışıyor fakat milisler orayı da zaten stratejik önemdeki Darfur bölgesinde almadıkları yer kalmamış olacak. Abdülfettah El Burhan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şunu söyledi. Sudan'da büyük yıkım yaratan ve ülke e, halkına e, acı getir, get, get, çektiren, isyancılara destek sağlayanların bu ülkenin barış sürecinde hiç söz sahibi olmayacağını buradan ifade ediyorum dedi. Orada Birleşik Arap Emirlikleri'nin adını geçirmedi ama sonra basın toplantısında konuşmasında Asla Sudan'ın geleceğinde ve kaderinde yer almayacak dediği devletin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu açıklıkla ifade etti. Ve bu nedenle de gerçekten önemli bir gelişmeyle Afrika boynuzunda karşılaşmış durumdayız. Hoşçakalın.